Yerli ve yabancı denizcilerin her dönem sıklıkla tercih ettikleri Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki koylarda yaşanan problemler deniz turizmini olumsuz etkiliyor. Halil Nebiler'in sunduğu televizyon gazetesi programına konuk olan Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının kullanımında olan Okluk Koyu'na girişlerde yaşadıkları sorunları anlattı. Cumhurbaşkanımız orayı biraz büyütünce koyu da girişinden itibaren komple büyük bir koyu kapattı. Cumhurbaşkanımız gelince tabii ki orada tatilini yapsın, kafasını dinlesin, rahatça denizine girsin. Ama gelmediği zamanlarda yani biz de yatçılar olarak o koyu kullanalım. Erdoğan, sahillerdeki arıtma tesisleri ve atıklar konusunda sorun yaşadıklarını belirterek devletten destek talep etti. Bizim bu sahillerdeki arıtmaları yani bizim yani belediyelerle biraz zor yapılacak. Devletin bu işe el atması gerekiyor. Bu arıtmaları Çevre Bakanlığı'nı evet, buraları bir an evvel güzel bir sistem kuralım. Denize akın, arıtmalarımız pırıl pırıl olsun. Gökova Körfezi'ndeki koyların korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Körfez'deki koyların turizm için önemine vurgu yaptı. Bu koyları lütfen koruyalım. Bizim için olmazsa olmazımız. Çünkü binlerce denizcimiz var. Yani bu koylar biterse yat, deniz, turizm biter bizim için. Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, pandemi dönemiyle birlikte yat satışlarında da büyük yükselmenin olduğunu ifade etti. Yat satışlarında biraz patlama oldu. İnsanlar çünkü evde hapiste kalmaktansa yatla giderim diyor. Bir yerde demirlik alırım, denizime girerim, keyfime bakarım diyor. Tatilimi de yaparım diyor. Kimseyle temas etmem. Evet, kimseyle de kendimi hem izole ederim diyor, hem de tatilimi yaparım diyor. İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde yaşayanların şu andaki en büyük amaçlarından birisi bu.